Adem hocam. Sor gelsin. Bizi biz yapan nedir? Beş kişidir hocam. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Bir çiftçi yerde bulduğu bir kartal yumurtasını tavuk yumurtası zannederek çiftliğine götürmüş ve kuluçkaya yatan bir tavuğun altına koymuş. Tavuk da kuluçka dönemi boyunca kendi kanatlarının altında tutmuş. Gün gelmiş civcivler ve kartal yumurtadan çıkmış. Kartal yavrusu tavukların ve civcivlerin davranışlarını taklit ederek kanat çırpmış, eşinmiş, darı tanelerini ve solucanları yemiş. Kendisinin bir tavuk olmadığını düşünmek akıllı bile gelmemiş. Bir gün gökyüzünde uçan kocaman bir kuş görmüş. En yakınındaki tavuğa onun ne kuşu olduğunu sormuş. O bir kartaldır. Gökyüzünün kralıdır cevabını almış. Ben de kartal olmak istiyorum demiş bizim küçük kuş. Saçmalama demiş tavuk. Sen asla kartal olamazsın. Bunu kabul et. Küçük kartal galiba haklısın diyerek toprağı eşelemeye devam etmiş. Ve asla potansiyelini bilemeden asla gökyüzünde özgürce dolaşabileceğini bilemeden yaşamı boyunca tavukların arasında ömrünü geçirmiş. Çünkü kartal olmanın imkansız olduğuna inanmış. Ve bizim kartal bir tavuk olarak ölmüş. Hikayede verilen örnek belki biraz abartılı gelebilir. Ancak insan da en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır. Çünkü beynimiz etraftaki diğer beyinlerle etkileşimde olmayı sever. Şimdi size soruyorum. Sizin 5 kişiniz kim? Hayatınızı sahip olduğunuz potansiyel ile daha kaliteli bir hale getirmek istiyorsanız enerjinizi kiminle paylaştığınıza bakmanızı tavsiye ederim. Bu nedenle de arkadaşımız olacak o 5 kişiyi bence çok iyi